güzelliğiyle meşhur Afrodit'i sormuşsunuz. Ama görüyorum ki şıklarda benim adım yok. Soruyu hazırlayan şerefsiz, zannederim beni daha önce hiç görmemiş. Programı kesebilir miyiz lütfen? Kadından da anlamayan bir varlık, ucube, bir gerizekalı. Benim adımı koymadığına göre güzelliğin ne demek olduğundan da haberi yok onun. Ne bakıyorsun öyle mamalı? Allah Allah! Kolaysa gel kendin çöz! Seyirciye sorma joker hakkı değil de, seyirciyi dövme joker hakkın var mı? Ben bir döveyim bunlara, bunlar akıllanmayacaklar çünkü. Hayır, beni alkışladıklarına bakmayın. Kavga var desen biri gelmez bunların. Şerefsiz bunlar ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? C mi? C mi? C diyorum. Hayır, kopya çekmedim. Seyirciye sorma joker hakkımı kullanıyorum. Alo, Türk Hava Yolları mı? Yarın akşama Paris'e yeriniz var mı? Bu soruyu mu soracaktım? İyi de ne yapayım ben bu soruyu? Ha, buraya Selahattin amcamla geldim. Çok iyi bir insandır, aile büyüğündür. Elinde büyüdüm desem yeridir. Karısını aldatıyor bu karısını. Şerefsizin önde gidenidir. Kimse sevmez bunu, boş vermez. İki şık arasında kararsız kaldım. O yüzden yarı yarıya joker hakkımı telefonla seyirciye sormak istiyorum. Öyle olmuyor mu? Arayın işte, hepsi burada. Telefon numaralarını alalım, arayalım işte. Yarım saattir sana bakıyorum, anlıyor musun ne demek istediğimi? Kazık kadar kadın olmuşsun, oturmasını bilmiyorsun. Külodun gözüküyor çünkü. Ay nasıl hayır ya, kırmızı dantelli gördüm ben buradan. Biri mi öksürüyor? Sana ağlama, ağla diye söylemiyorum ama. Oturmasını kalkmasını bilmiyorsa etek niye giyiyor? Biri mi öksürdü? Biri öksürdü, hasta biri var içeride. Hasta hepimiz ölürüz, vallahi hepimiz ölürüz. Bakın ben size söyleyeyim. Hayır, hayatta cevap vermem. Öksüren biri var içeride. Biri öksürüyorken ben nasıl cevap vereyim içeride? Vallahi bana bulaştı galiba şu an. Ambulansı çağırır mısınız lütfen? Benim şu an ayaklarım tutmuyor. Yüzüm sarardı mı benim? Yüzüm sarardı mı? Rengim mi gitti benim? Şu an duyamıyorum. Şu an duyamıyorum. Şu an sizi duyamıyorum. Ya inanmıyorum, ben bu sorunun cevabını biliyorum. Ay kazanacağım. Cevap veriyorum. C, eminim, son kararı. Süremiz doldu. Bir dahaki bölümde yarışacağız. Ya ama böyle olmaz ki, ben biliyorum cevabı, verdim cevabı. Ya, İzin verirseniz ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Vedat'ı arayalım. Vedat benim çok yakın bir arkadaşım. Alo efendim. Alo Vedat, merhaba. Merhaba. Tanıdın mı? Lan yine mi sen? Lan bir peşimi bırak, git artık. Ben ya. Sana dedim, ben seni bulurum ya, diye. Ya, benimsin, ben seni kimseye bırakmam. Çıkacaksın benimle. Evleneceksin. Seni kimseye bırakmam ya. Vedat. Çok seviyor beni, biliyor musun? Naz yapıyor, naz. Aslında onun da gönlü var, biliyor musunuz? Ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Yemek sepetini arayalım. Arayalım çünkü ben açlıktan öldüm. Sabahın 7'sinde diktiniz bizi buraya. Ne lokma bir şey verdiniz var, ne yemek yedirdiniz var. Vallahi kantin de çalışmıyor. Biz ne yiyip içeceğiz burada? Öldüm açlıktan. Böyle yarışma olmaz, ben size söyleyeyim. Yemek sepetini arayın, bana bir büyük boy pizza söyleyin. Seyirciye sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum ama şu pembeli kadına sormasınlar. Uyuz oldum ona ben ya. Cins cins bakıyor, kıskanç, fesat, haset. Çekemiyorsun sen değil mi? Kesin yanlış cevap verecek, beni yanıltmaya çalışacak o. Ona sormayın, onu istemiyorum. Tabii kendimi tanıtayım. İsmim Murat, Aslan Burcu'yum. 4 sene önce Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim. Yok, bitirdim derken dava açtım, bitirdim, mahvettim onları. Beni üniversiteye almadılar, ben de dava açtım. Siz kimsiniz beni almıyorsunuz dedim ya. Kapatıyorum, Boğaziçi Üniversitesi'ni kapatıyorum. Hayır bir dakika, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ben, bana böyle söylenmedi. Ben size vereceğim 500 bin TL'yi, ben onun için getirdim 500 bin TL'yi. Arkadaşlar 500 bini getirin. Mehmet 500 bini getirsene. Ben vereceğim diye geldim buraya 500 bini. Siz bana niye veriyorsunuz ya? Ben böyle bir şey kabul edemem, kusura bakmayın. Ben bu soruda telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Zekasına çok güvendiğim bir arkadaşım var, onu aramak istiyorum. Ben kendi numaramı verdim de sorun olmaz değil mi? Çünkü benden daha zeki bir insan olmadığı için kime soracağım abi ben? Beni arasınlar, telefonum yanımda. Arasınlar, ben cevap vereceğim. Komedi programına geldik galiba, niye gülüyorsunuz? Hı? Hayır, benim konsantrasyonum ne olacak? Evet, telefon joker olarak kimsenin numarasını vermedim. Benim bilemediğim soruyu başkasına sorsam ne olacak, sormasam ne olacak ya? Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Komşum bildi diye ben mi sevineceğim? Ay, soru çok güzel gerçekten, soruyu çok mükemmel ayarlamışsınız. Bakın yani kitap okumak insana huzur veren bir şeydir. İnsanın iç dünyasını genişletir, rahatlatır, buğut değiştiren bir şeydir. Yoga da öyledir mesela. Yoga yapanlar da mesela buğut değiştirir, öteki aleme geçerler. Biraz daha böyle bu dünyayla bağını koparma olayı vardır. Yogada da bunlar vardır. Yani Hindistan'da filan insanlar değil mi? Böyle yogalar vardır. Onlar yoga yaparlar, Hindular. Onlar da buğut değiştirirler. Mesela ibadet de öyledir. İbadet ederken huzur bulursun. İç derinliğine ulaşırsın. Öbür tarafla bir tekrar bağlantıya girersin değil mi? Yani mesela ezan okunur, ne deriz? Aziz Allah deriz. Demek ki aziz nesin? Cevap aziz nesin? Oradan bağlantıyı kurdum oradan. Bak, nereden dolandım? Bak ne kadar zekiyim. Nereden dolandım geldim? Aziz nesini buldum. Aziz nesin?